Rasim, maalesef Almanya'da artık yeni günlük vaka sayısı 75 bin bandını da geçmiş durumda. Dün de sen de ifade ettin, 75.961 vaka sayısı vardı. Yeni vakalar, yeni veriler az önce açıklandı. 76.414 yeni vaka kaydedildi Almanya'daki bu salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı. Gerçekten Almanya için artık 5. dalganın iyice hissedildiği bir ortama girmiş durumdayız. Çünkü bu can kayıplarına da yansımış durumda. Şöyle ki dün 351 kişi hayatını kaybetmişti son 24 saat içerisinde. Bugün gelen verilere baktığımızda 357 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı söz konusu verilerde. Toplam can kaybı ise dün 100.000'i geçmişti. Bugünse 100.476 olarak açıklandı Almanya'da salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı olarak. Öte yandan son bir haftada 100.000 nüfustaki ülke vaka ortalaması da Almanya'da önemli. Önemli bir verilerden, salgının takibi açısından önemli. O veri de 5 haftadan bu yana artmaya devam ediyor. 432,2'ye yükseldiği ifade edildi. 100.000 nüfustaki vaka ortalaması, hatta ülkenin güneyinde Bavyera'da, Saksonya eyaletinde örneğin bu veri 100.000 nüfusta 2.000'i geçmiş durumda, 2.006'ya yükselmiş durumda. Bir başka çarpıcı veri ise Rasim şu, aktif hasta sayısı her geçen gün artıyor. Bugün de yine 30.000'lik bir sıçramayla 774.000'e ulaştı Almanya'daki koronavirüs hasta sayısı. Dolayısıyla Almanya'da Başbakan Merkel'in eyalet yöneticilerinin yaptığı toplantının alınan kararların etkileri henüz daha görülmedi. Ancak net olan şu, Almanya'da her geçen gün yeni rekorlar geliyor. Yeni günlük vaka sayılarında her gün yeni bir rekor artışı geliyor Rasim.